Evet arkadaşlar dostlar kardeşler gençler ruhu genç kalan abiler ablalar hepiniz hoş geldiniz böyle esnaf girişi yaptım ama umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir hayatınızda her şey yolunda gidiyordur efendim çok kısa bu girişten sonra bir dakikanızı sizden rica ediyorum Efendim videolarımız izleniyor. Sıkıntı yok, problem yok. Yeterince en azından şimdilik bu abone sayısına göre iyi izlendiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında. Güzel kardeşim bak durdurdum videoyu. Ben bu konuşma bittikten sonra bu videoyu durduruyorsun. Bu videoyu durdurduktan sonra izlediğin içeriklerim hoşuna gidiyorsa eğer bir önceki bölüme gidiyorsun izlemediysen onu izliyorsun. Yeni gelen arkadaşlara bunları söylüyorum. Beğeniyorsan Beğeni tuşuna basıyorsun aşağıda şöyle bir sembol var. Bazılarınız ikon var bazılarınız bilmiyor olabilir. Ben de zamanında videoları izledi izlediğimde beğenmediğimde unutuyordum beğenmeyi. Bu sadece bir hatırlatma amaçlı söylüyorum bunu. Baktın bu adam atıyor. Bu adam içeri üretiyor. E, bana da hitap ediyor. E, bana da samimi geldi diyorsan bir de abone ol butonu var aşağıda. Bak nasıl olunuyor peki? O da çok önemli bir detay. Ona da basıyorsun. Böyle birkaç gün gel bir kurcala bak. Bu adam hani atıyor mu videoları, içerikleri hızlı bir şekilde. Baktın atıyor, baktı bütün içerikleri sarıyor. O zaman da geliyorsun o abonelik kısmından bildirimlerin hepsini açıyorsun. Kafan rahat kardeşim. Ben sana video atıyorum. Şak! diye geliyorsun videoyu izliyorsun gidiyorsun. Ekstra olur bu da ekstra olur. Eğer seri de yaptığım bir yanlışı görürsen veya bir eleştirim varsa veya olumlu olumsuz herhangi bir şey yazmak istiyorsan yorumlar kısmına da bir tane yapıştırıyorsun yorumu. Herkes rahat ben etkileşimimi alıyorum siz izliyorsunuz eğleniyorsunuz. Olay bu kadar basit aslında. Bu konuşmayı ben çok fazla yapmak istemiyordum. Abone dilenciliği gibi sosyal medya dilenciliği gibi düşünüyorum. Ara ara göreceksiniz bunu çünkü Videolarımızın %99,8'i abone değil izleyenleri. Biraz abartmış olabilirim ama %90'ın üzerinde yani. O yüzden bu konuda dikkat edersek çok sevinirim. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Çok uzattım. Farkındayım. Ha bir de şey muhabbeti var. Oğlum başka içerik attım da niye altına sürekli abi Bannerlord ne zaman diye yazıyorsunuz ya. Oğlum bu kanal sadece Bannerlord kanalı değil ha. Şşş, arkadaşlar. Başka içerikler de gelecek. Lütfen. Video atıyorum adam altına Bannerlord'a ihanet. Ne ihanet oğlum? Oyun lan mı? Oyun kanalı oğlum. Bannerlord kanalı değil lütfen arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bannerlord geliyor zaten. Neyse. Bölümümüze geçiyorum. Bölümümüze geçtik. Geçelim bölümümüze geçtik. Gözünüzü biraz karartmış olabilir harita. Farkındayım. Benim de gözüm kararıyor. Çünkü kış mevsimindeyiz ve karlı bir yerdeyiz. Kuzeyde olmamızdan kaynaklı. Bir önceki bölümde çok fazla kelle aldım. Çok fazla ıvır zıvır yaptık. Bu bölümde de kelle almaya devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Danimarka'yı bitirene kadar çat 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 devam. E süvari yaptık. Süvariler de benim açık konuşayım hoşuma gitti yani. Tokatlayıp tokatlayıp duruyoruz. Fena değil. E kalemizi aldılar. Bu kaleye de bir geri dönüş yapmamız lazım ama Danimarka'yla Savaşı ne zaman bitirebiliriz? Klan seviyemizi doğru da çıkartırız. Kendi krallığımızı kurmak için bizden aldıkları karayı geri alırız. Ondan sonra bir ayar çekeriz. Roberto birliğinden kaçmış mesela. Roberto kim kardeşim? Roberto niye benim birliğimden kaçıyor? O da çok farklı bir konu. de ben çok uzaktayım bu arada ya Danimarka'ya göre. Neyse gidelim. Danimarka'da savaşta galiba. Yine İsveç'te falan bir savaşa girmiş. Olası ki Göteborg'u kuşatmışlar. Şimdi bu isimler de çok karmaşık ama. Gel bakalım sen. 45 kişi. Şu süvarilerin bir gücünü bir tekrar bir bölümün başında bir hissedelim arkadaşlar. Ben düşürdüm bu arada güçlerini. Bayağı bir düşürdüm de. Bu topraklarda demek ki süvariler çok etkili. Süvarilerin tam olarak etkisini görebilmek için ne kadar da güçlü olduğunu görebilmek için başka coğrafyalarda başka krallıklarla savaşmamız lazım. Bu coğrafyalarda dediğim gibi Anadolu toprakları aşağı doğru işte Aseray toprakları gibi falan o coğrafyalarda bir savaşmamız lazım. Çünkü atlı birlikleri de çok iyi onların. Ona göre bir değerlendirme yapabiliriz. RBM'i kaldırdık hatırladığınız üzere. En azından bu seride RBM kullanılmamalı. Böyle savaş olmaz kardeşim. RBM bayağı bir zorluyordu bizi. Ya beni ya açık konuşmak gerekirse oynanışta da zorluyor da fakat olay şu. Bu arada burada Arapların ne işi var ya? Arap memlük askeri almışlar. RBM'i de kaldırdık. Bayağı problem çıkartıyordu. Savaşlar haddinden uzun sürüyordu. Sizin izlediğiniz bölümler 25-30 dakika civarı oluyor. Ben bir savaşı bir saat yapıyorum, yapıyordum RBM'deyken. Abartmıyorum. 1-1,5 bir, bir saat falan bir savaş sürüyordu. Hani öyle büyük bir savaş da değil. 70'e 70 falan. E onun editlemesi de büyük problem çıkartıyor. Belki izlemesi keyifli olabilir ki o kadar uzun savaştan izlemesi de keyifli olacağını düşünmüyorum. O yüzden RBM'i kapattık. Gayet de memnunum RBM'i kapattığım için güzel bir şekilde akıyor. Problem yok. Zaten sizler de yazıyordunuz yorumlarda abi arbiyemi Ar kapat, arbiyemi kapat diye. Arbiyemi de kapattık. 45 kişi içinde savaşa girilmez de neyse. En azından bir ufak bir sohbet etmiş olduk arbiyemle alakalı. Normalde bunların kellelerini alıyorum da ben. Almayacağım çok fazla gaza geldim bir önceki bölümde. Çünkü ondan önceki bölümde izlemediyseniz bölümün başında söylediğim gibi izleyin lütfen seriyi. Çok fazla uğraştırdılar. Madar ettiler bizi. Sürekli esir düştük. Çıkamadım o aradan. Şuradan şuradan çıkartamadı beni. Yani sürekli yakalanıyordum. Ben de e, hileyi kullanıp şuraya ışınlandım. Şuraya, şu bölgeye bir yere falan ışınlanmıştım. Hatta bir ara kellemizi bile aldılar. Oyun bitti anasını satayım. Oyunu bitirdi komple. Bu kim bu arada? Ama seçebilir miyim seni? Aynen. İsveçli Savaşı arkadaşlar. İsveçli Savaşı'nda biz baş başlatmıştık. O da bir önceki bölümlerde onu da görebilirsiniz. Sigrid gel bakalım. Köyün içinde. Hiç köy savaşına girmek istemiyorum. Ben de git. Abi sizi başlıyorum bu bölümlük. Executioner Remover'ı indirmeyi unuttum. Evet indirmeyi unuttum onu. Kinsman mı yapıyorduk? Trial mı yapıyorduk? Ee, Kinsman yapacağız. Aynen. Viking Lord'dan devam. Axeman Kinsman. Karakter özelliklerine de şöyle bir baktıktan sonra iyi şu an fena değiliz gibi. Biraz atletizmimiz düşük. Geliştirebiliriz. Problem yok. Serseliğimiz doğal olarak çok fazla köy yağmalamamızdan dolayı artıyor. E, ee, bu da güzel bir şey. Güzel bir detay. Sıkıntı yok. Hatta hazır gelmişken. E, okçuluktan da ilerlemek istiyorum da okçuluğumuz çok az bakacağız bakacağız yani Ragnar bakalım şu Danimarka'nın içinden geçebilecek mi abi? Bizim dediğim gibi biraz fazla savaşmamız lazım klan seviyesini 4'e 4'e getirebilmek için. Şimdi kontrol etmek istiyorum açıkçası bu tarafa gidip burada nasıl bir garnizon oluşturdular ona bir bakmak istiyorum da karşıya geç ücreti çok pahalı olacak muhtemelen. O yüzden hazır Danimarka İsveçle savaştayken biz de buradan böyle bir nemalanmak lazım. Böyle bir kafayı çıkartıp yani tutsaklarımız var bu tutsakları satabiliriz. Hatta satalım. Serseri serseri seriliğimiz de artsın serseriye sat mesela bunu 7K ha para. Hatta tutsak alıp satabiliriz ya. Direkt bırakmak yerine tutsak alıp satarsak hem yani ekonomik olarak da bize bayağı bir yararı olacaktır diye düşünüyorum. E toprak da alabiliyoruz. Zaten ben almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Sözde o kalenin bizim 2 e, 3 bölüm önce bizde olan kalenin köylerine ben arsalar marsalar almıştım diye hatırlıyorum ki almamışım herhalde aynen. Bir oraya bir alalım. Oraya bir alalım. Şu ekonomik olarak biraz daha bir rahatlamamız lazım bizim. Bir tık daha rahatlamamız gerekiyor. E demirciliğe de biraz abanmak istiyorum ama krallık kurduk. Buradan sonra demirciliğe abanmak istiyorum. O yüzden dediğim gibi şu Danimarka'yı bir iyice bir yıpratalım arkadaşlar ya. İsveç'e bir iyice bir kaybetsin. Mesela buradan kaç para istiyor? 10k çok para baksana. 10k çok fazla. Ama bu tarafta da adam akıllı lordları yok savaşamıyoruz. E bizimle biraz nam kazanmamız lazım. E bayağıları da turnuvaya girmiyoruz. RBM'den dolayı çok büyük problemler yaşadık. Turnuva varken bir de turnuvaya katılalım derim. Bir katılalım derim. Bakalım neler yapabileceğiz turnuvada. Neymiş abi tekeri? Rüzgarın gazabı. Fena da durmuyor ya. Hadi Bayist oynayalım. Bir katkısı olmayacak diye ama. Bayist oynayalım. RBM'den dolayı turnuvalara, turnuvalardan soğumuştum. Bizimkileri savunsak aslında çok güzel olacak da. Al bakayım şunu ağzına kardeşim. Şunu bir kabul et. Şunu bir kabul et. Ama adamı delik deşik ettik. Herif hala... Evet, sanırım tek kaldık sanırım tek kaldı. Sanırım değil, tek kaldık. Şunu sayma zaten. Bunlar bizim üstümüze geliyorlar. Bayağı bir problem yaşayacağız gibi. Bir turdumaya katılalım dedik. Ağzımızı burnumuzu dağıtıyorlar da. Niye hasar yemiyorum ben ya? Geliyor yandan. Yandan geliyor. Oyunda başka adam yokmuş gibi sadece bana saldırıyor lavuklar. O kalkanı kırarım kardeşim. Gel bakayım buraya. Güzel. Kırmızılar çok kalabalık abi. Bunlar bir olduğumu iç içimizden geçerler. O yüzden Olabildiğince şu kırmızıları azaltmamız lazım kırmızı takımı. Da ben bunu indir indirirsem tek kalacak. Bir ne yapıyor atam? Bizde yay var. Biz yayı niye kullanmıyoruz? Oha lan. Aa bizimmiş lan bu. Bizim bizim yoldaş. Aa yoldaşlara da ayar çekeceğiz. Yoldaşlara da ayar çekeceğiz. Güzel. Yoldaşları ben klan kurmak için almıştım o yoldaşları. Onlara da bir ayar çekilmesi lazım. Salacağım hepsini. Adam akıllı insanlar alacağım krallık kuracağız diyoruz. Yanımızda lavuk lavuk böyle garip garipler var. Onlara da bir ayar çekilmesi lazım. Onu da bir kurcalamak gerekiyor. Tekme öldüreceğiz herhalde. Benim canım niye gitmiyor bu arada ya? Ben de ayar, ayar falan mı yaptık acaba? Benim canım niye gitmiyor? Hasar yedikçe bir de beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Siz görüyor musunuz onu bilmiyorum ama vur bakayım kanka bana. Canım gidiyormuş. Baga girmiş. Evet. Canım gidiyor bu arada. Bu bölümde gitmiyor olarak gözükebilir. Hile mile yok. Baga girmiş ya da turnuva da öyle gözüküyor bilmiyorum. Şeyde gidiyordu, savaşta gidiyordu. Az önce savaşa girdik. Savaşta gitti. Çok vuruyorsun kanka sen bana ya. Güzel. Bizim Ulfetnar yargı da atıyor. Ne kadar dam verecek çok merak ediyorum. Ulfetnar'la kaldık. Baş başa kaldık. Baltamız da fırlatma baltamız. Vuracak muhtemelen o bana. Vur. Vursana lan. İyi güzel düşündüğümden 9 nam. Fena değil aslında ha. Turnuvalara da bir dikkat edersek. Çok fazla savaşmadan fena da olmayan bir parada kazandık 2340. Fena değil bence. Az ama yine de fena değil. Normal turnuvalara göre 9 nam iyi. iyi 9 nam gayet iyi. Asker de alabiliriz aslında aynen. Şu alalım. Orduyu bir fullleyelim iyice. Hazır gelmişken bunları da eğitelim. Arenadaki turnuvayı da bitirdiğimize göre. Şu askerleri de eğitelim abiler. Ordumuz hazır olsun. Nobleman yapacağız. Ee, Kinsman. Axeman. Aynen. Devam. Lord'a yükselt. Nobleman. Kinsman. Krallığı kursaydık en azından e, nüfuzla da yeni politikalar geçirdik. Ordu sayımızı falan, ordu limitimizi falan arttırabilirdik ama yapacak bir şey yok. Salaklık ettim ben. Üçüncü seviye diye hatırlıyordum krallık kurmayı. Üçüncü seviye değilmiş. 4'müş. Ben ona dayanaraktan gittim Danimarka'da o kral şeye kaleye çöktük. O zaman Danimarka'ya tabi hizmet ediyorduk. Danimarka lorduyduk. Ondan sonra Danimarka'ya isyan ettik. Roberto 10 kişiyle dolanıyor Roberto. Roberto bu hal ne? Bu hal ne gerçekten? Ya nasıl lordsun sen? I give up. Ay. Gel tutsak alın ya seni satarız para kazanırız. Ne kadar eksi götürüyor abi? 1772 hiç de gelirimiz yok. Sıfır gelirimiz var. Hadi bir yağma çakalım. Serseriliğimiz artsın. Yağmalı abi köyü. Bizim de yüz, bir, bir yüzde bir canımız var lan. Niye öyle? Ay. Lan görmedim. Görmedim. Cana bakıyordum. Cam puanı yüz bu cam puanı bug'a girmiş arkadaşlar. Bunda bir problem var. Bunda bir sıkıntı var. Nedenini çözemedim. İnşallah bir girerim bakalım. Ya ben atlılarımıza güveniyorum süvarilerimize. Ama bu savaşın da burada olması hiç hoş değil. Savaşında da burada olması hiç hoş değil. Köydeki savaşlardan nefret ettiğimi söylemiştim size. Karşı taraf da çok kalabalık. Bizimkiler halleler gibi geliyor bana ya. Çok güçlüler abi çünkü. olabildiğince adam indirmemiz lazım. Sağa baksana. Bir tane hasar almak istiyorum aslında ya. Bir tane vurun bana. Canım gidiyorum merak ediyorum. Bu silah da öldürmüyor bu arada. Yok abi hasar gözükmüyor. Hasar yiyorum ama hasar gözükmüyor. Neyse bu bölümü gider edin ben onu bir sonraki bölümde çözmeye çalışırım. Baga maga girdi herhalde bir şeyler oldu anlamadım. Kanka bu süvariler ne böyle kurban olayım bunları iyice düşürmek lazım ya. Oğlum mahvettiler lan bir buçuk katımız herifler. Hatta iki, iki buçuk katımız falandı değil mi? Dört, dört e kaçtık yüz müydü 150 miydik? Buna bak. Bu ne kanka? Böyle savaş olmaz ha bu adil değil ha uyanlarıyım. Hemen ayar çekeceğim bu savaştan sonra. Bu arada erik var. Eri eğer alırsam onun kelleyi alacağım arkadaşlar haberiniz olsun eriyi alacağım kanka senin kelleyi haberin olsun erik gelirse alacağım gel lavort gel gel inaf inaf ya lavuk seni inaf aklın şimdi mi başına geldi it all it inaf Hemen şu bizim süvarilere bir ayar çekelim de. Keyfimiz yerine gelsin ya. Vallahi dostlar çok da güçlü değiller ya bu arada. Şu lavuk birlikten kaçmadan şunu kel... Ya da almayalım ya. Almayacağım hadi hadi almayacağım seni. Ya da eriğin kelleyi alsak mı? Eriğin kelleyi alsak mı? Almayacağım ya almayacağım almayacağım. Yok ben o sesi tekrar dinlemek istemiyorum. Başka bağırı. Erik yaşasın. Erik'ten Erik Eri zaten illaki bir daha ayıklarız biz. Eri illaki bir daha ayıklarız. Hadi şimdi kanka. Ben seni bir madara edeyim de. Bu arada süvariler, süvarilerimiz normal seviyede özellikleri. Normal bir askeri birlik gibi. Yani üstündeki zırhlar falan da çok ekstrem zırhlar değil. Hatta kötü olanları seçtim. Yani şey falan var. Nedir o? Türk post falan var omuzunda falan. Yani böyle silahları da çok iyi silahlar değil falan. Anlamadım arkadaşlar. Bakacağız. 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 Bunları al abi tutsak olarak. Lootları almıyorum ben. Lootları almıyorum. Yayınlardan kalmış. Bu arada yayın da yapıyorum arkadaşlar. Eğer takip etmek isterseniz kike beklerim. Kikte açıyorum. Zaten kikin yani kik hesabımın URL'sini aşağıda link, linkini bulabilirsiniz. Takip etmek isterseniz takibinizi de alırım kikten. Aksmenleri de alalım. Gel abi aksmenleri. Da arenaya git. Bunları da bir eğitelim. Oraya da bekliyorum. Oraya da gelin. Şu bakta bu arada can. Can bakta çok rahatsız ediyor da yapacak bir şey yok. Niye baktı onu anlayamadım ama. Sanırım modlar modlardan birine falan güncelleme geldi, bir şeyler oldu ama oyunu bozmadı. Yani oyunu açabiliyorum. Ben de orada biliyorsunuz modlar o kadar problem çıkartıyor ki oyun sürümüyle alakasız olduklarından dolayı pat diye oyunu bozabiliyor. Oyuna veya moda güncelleme geldiğinde oyunun içeriğini bozmuş. Yani oyunu bozu, bozuyor dedim, oyuna giremiyorsun bir daha. Biliyorsunuzdur zaten. Oynuyorsunuz sizi. O yüzden maya problemli. Evet. Siz de hala buraya kuşatıyor musunuz kanka? alamadım mı? Vallahi alamamışlar. Eriyi manyak ettik çünkü. Şamar olanla çevirdik eriyi. Alıp alıp yağmacılar. Hadi gel. Aa kılana bakacağım. Seviye. Oo çok iyi. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ben benim canım niye artmıyor kankam ya? Bizim bir can olayı var ya baga girdi herhalde. Artarsın değil mi kanka? 35k mı? Dalga geçiyorsun sen ya. Şu üstümdeki yiyecekleri bırakacağım. 35k ne oğlum? 35k geçiş ücreti mi olur lan? Manyak. Deli eder adamı. Nüfuz da yok. Nüfuz da gelmiyor savaşlardan. Niye nüfuz da gelmiyor savaşlardan? Bozduk sistemi bozduk. Bu bölümde idare edin. Bir sonraki bölümde ben bakacağım ona. Ee, ticaret. Muhtemelen tahıl falan çok fazla var bizde ya. Yine, Gerçi bunlar çok olsun. Biz yine de Sat abi demir cevherinde. Domuzu da sat. Tahıla baksan 462 tane tahıl var. Yine çok fazla bu arada. Balık da çok fazla 500 tane. Çok. Azalt bunu. Tamam. Şimdi 35k değil de herhalde bir 7-8k'ya yine geçeriz diye düşünüyorum. Hatta 10 10k'ya kadar gider. 10k'ya kadar okuyayım kardeşim. 10k'ya kadar beni geçir. Olur. Olur. 12k yeriz. Sıkıntı yok. Hemen şuraya bir bakalım. Kaç kişi savunuyor abi burayı? Burayı 215. Alır mıyız? Önce şunu bir ayıklayalım da, gel bakalım sen. Daha da düşürdüm. Yaralı olduğum için savaşlara katılamıyorum. Bu baga girmiş. Sıkıntı. Onun düzelmesi lazım. Savaşlara katılamıyorsam sıkıntı kanka. Şu köyleri bir yağmalayalım. Alacağız birazdan ama. Biz yine de bir yağmalayalım. Aç kalsın lavuklar. Burayı da aldıktan sonra direkt olarak zaten krallık kuracağım ama şuna bir bakacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ona bir ayar çekeceğim şimdi. Neden kaynaklandığını hiç bilmiyorum. İnşallah çözeriz. Muhtemelen bir modla alakalı da. Bakacağız ona da. Devam et abi. Diğer köyde yağmalayalım. E bize geçecek ama biz yine de yağmalayalım. Güçlü araba skill mi acaba ya? Neyse bakarız şimdi. Tamam. Çözdüm arkadaşlar. Modla alakalıymış. Şu an canımız toparlanıyor sanki. Aynen. %6. Okey 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 çözdük çözdük. Modla alakalı bir problem yaşamışız. Onunla üstesinden geldik. Problem yok. Canımız fullensin direkt kuşatmaya. Hatta kuşatma da yapabiliriz ya. Canımızın fullenmesini beklememize gerek yok. Gelsinler abi sıkıntı yok. Ben bunların duvarlarını kıracağım. Mühendisimiz de yok. Hiç problem değil. Direkt duvar kırıp içeri gireceğim. Biz suvarlarla alırız diye düşünüyorum. Alamazsak zaten komple seçtik. Tekrar sefil hale düşeriz. O sırada da hem dediğim gibi canımız dolar. Ee, e biz de mühendislikle kazanmış oluruz. Kendimizi geliştirmiş oluruz diyelim en azından. Yapsınlar abi. Çok ağır yapıyoruz bu arada ya. İnanılmaz ağır mancınık yapıyoruz. Seneye falan biz ancak kuşatmaya başlamış oluruz diye düşünüyorum. Ragnar'la beraber. Seneye belki. Hatta bir buçuk yıl sonra falan herhalde. Şunu al abi direkt. Bunlar mahveder çünkü. Can tamlamamız da iyi. Azat. Azat az daha iyi değil de. Neyse 170'e kadar çık. Hekim bulacağız. Bir tane de mühendis bulmamız lazım yoldaşlarda. Baksana iki vurular yamulttular direkt. Mühendis var mıydı ya bize? Mühendisliği 25. Mühendisliği 6. Benim mühendisliğim Naya. 25 ne kanka? Roman Snackers Order of Assassins Nevit tarafından tutsak alındı. Vay! Vay! Assassinler falan var ha? İnşallah denk geliriz. İnşallah denk geliriz. Seri oraya kadar devam ederse denk geliriz diye düşünüyorum yani. İki tane vuruyorlar direkt yamultuyorlar. Neyse. Nüfuz da gelmiyor. Nüfuz neden gelmiyor onu bilmiyorum. Savaşlarda normal ama her, herhangi bir klana falan kralla katılmadığımız için de nüfuz gelmiyor olabilir. Ona bakacağız. Ve krenli krallığımızı bir kuralım. Şimdi kanka dur sen. Koy koy koy. Saldırın bak beraber. Güzel vuruyorlar. Güzel. Duvarlardan direkt giriş sağlarsak... Kanal tamam, hadi. Duvarları kırıp direkt giriş sağlarsak çok çok daha iyi olur. Hemen git abi. Mancınık yapmadan girelim. Gece savaşı. Direkt saldırın. Direkt saldırın direkt. Bunlar kalabalık yalnız ha. Uyandırayım bunlar kalabalık. Kırıkları ayıklıyorum bunları. Kanka bana... Aa güzel canımız gidiyor tamam. Oyun içerisine giricem muhabbetini de halletmişiz ama Bu biraz sıkıntı çıkartabilir. Arkadan da geliyorlar. Arkadan da geliyorlar. Bana sıkıyor hatta. Bizim bir zıt yenilenmesi de yapmamız lazım. Çok hasar yiyorum ya. Çok hasar kanka. Dur lan bir tane. Gel bakalım ha. Başka bir şey var mı? Çift elli vermişiz buna. Mızrak vermişiz. Mızrak ağır kullanıyorlar. Okay. Güzel abi, problemsiz almayı başardık. Biraz fazla asker kaybettik, sıkıntı yok. Ben zaten direkt bayıldım. Ben, ben neden bu kadar çok bayılıyorum? Bununla da hiçbir alakam yok, bilmiyorum. Asker gönderelim ya. Çözersiniz herhalde kanka. Yine 5'e 9 kayıp verdik de kazandık. İyi, iyi. Tamam, şimdi ben buraya çöküyorum. Ben buraya çöküyorum. Bu bunları ulutları da alırım bu arada. Merhamet göster. Devam et. Tamam. Şimdi burayı kaleyi yönet. Sen şunu bir bırak. Buraya zaten biz abanmışız. Para biz koyduk herhalde. O para duruyor mu bilmiyorum ama. Şunları kapat kanka. Festival ve oyunlardan devam. Sadakat lazım. Sadakat gerekli. Sen geç. Ata. Okey. Ee, şuradan gel. Konuş. Evet. Evet Nordic. Okey. Adı şu olacak. Hemen. Viking İmparatorluğu. İmparatorluğu. Çok yaratıcıyımdır. Viking İmparatorluğu. İmparatorluğu olursa. Sols Viking İmparatorluğu aldı. Yedi bir krallık. Olur. Hatta şu lavu da alacağım ben. Kaleden. o zaman sıkıntı yok. Çok da fazla bir zarar bulmuyorum. Zulay'ı aç abi. Benim burada da bir ton Kıyafetimiz vardı. Zulamız vardı. Onlar da gitti. Yapacak bir şey yok. E kale gidince doğal olarak o da gitti. Şimdi biz bu köyleri yağmaladık da. Bu. Bana geçtiği için bu şey oldu mu burası? Okey olmadı. Kalsın burada. Şuradan da abi abi volunteer'ları. Asker lazım. Şimdi biraz daha aslında yollaş arayışına girebiliriz. Çünkü birlik kurdurtmamız lazım. 4'e kadar birlik kurdurtabiliyoruz şu an. Birlik kurdurtup ama savaşları da bitirmemiz lazım arkadaşlar. Yani. Sağlam bir şekilde bam gün girmemiz gerekiyor. Şimdi diplomasi desek, barış teklif etsek, influence etmiyor. 99 nüfuz lazım ki kabul edeceklerini de düşünmüyorum. Yani haraç ödeyerek yapabiliriz. Haraç da ödenir bu arada. Başta ama günde de 1200 çok. Günde de 1200 çok. Ne yapsak ne yapsak bilemedim. Yani savaş yorgunluğunu arttırıp Danimarka ile barış yapabiliriz. Belki haraç bile alabiliriz. Tarafımıza Danimarka'dan lord çekebileceğimi düşünmüyorum. Çok fazla kelle aldık. Herhalde onu geçmiştir. Benim gelmemden sonra aldığım kelle sayısı. Bakacağız. Bakacağız. Şu oyunu bir kaydediyorum ben. Ee, nasıl bir yol izlesek? Nasıl bir yol izlesek? Nüfus kazanmaya başladık. Biraz direnebiliriz aslında tek taraflı ya. Şimdi ee, birlikleri neden şimdi kurdurtmayacağımı söyledim. Yani kurmamayı düşündü, düşünüyorum. Neden kurmamayı düşünüyorum? Sebep şu. Ben şimdi bunlara birlik kurdurtacağım. Danimarka'nın gelecek bir tane lordu. 30-40 askerle bizimkinin kafasına basacak. Orada bizim bilader milader nerede ya? Bizim biraderimiz yok mu kanka? Abi biz öyle başladık. Bizim bilader yok. Bizim biladerin olmaması çok büyük problem. Bizim biladerin olmaması çok büyük dert. Ben yani önce bir kurdururuz kurduruz falan dedim de bizim sağlam yollaşlar bulmamız lazım. Yollaş limitimiz kaç? 7 tane yollaş limitimiz var. 4'üne birlik kurdursak, bir tanesine kaleye koysak, iki tanesini de yanımızda mı takıl takıldıracağız artık? Bakacağız. Bak bakacağız. Dediğim gibi yoldaşlar biraz güzel yoldaşlar bulmak lazım. Hatta sen gel kanka. Seni ben bir sallayayım. No, I... Sen git kanka. Sen zaten kalacaksın. Güzel bir aslında vekilliği yüksek Nordic bir yollaş bulabilirsek onu alacağız tabii ki de. Ama şimdilik kalsın. Şimdi yollaş arayışı. Bak telepati modunu bu yüzden seviyorum. Gidip tek tek aramanıza gerek yok. Zaman kaybetmenize gerek yok. Hani tek başıma oynasam okey. Gider ararım dolaşırken falan bulurum. Alemin ne yüksek oluyor? Alemin hiçbir boku yüksek olmuyor. Adın niye Ali? Avcı Agnes. Gel bakalım avcı. Avcı Oliver. Yo, avcı Ambre. Avcı almayacağız abi. Baharat tüccarı Boğa Gokşo. Bak senin var sanki statların iyi gibi. Cerrahlarımız var. Cerrahlar da bir boka yaramıyor. Oğlum bunların bütün özellikleri aynı mı ya? Tekerli silahlar, gönderli silahlar, atletizm. Bak mesela. Demir göz, Timuçin. Timuçin'i alabiliriz. Kalsın abi. Dişi kurt, Selçuk. Dişi kurt, Selçuk. Hızlı, şirin. Merak et. Kasap, Karalara, gel. Kafa kıran Oscar, gel. Güzel isimler, güzel lakaplar. Sessiz mi Ooo bak. Kanka sen çok iyisin. Michel'i kesin alacağız. Michel'i unutmamam lazım. Söğüt kabuğu. Önce bir yurtsuz Anika. Yurtsuz Anika da çok iyi özellikleri lan. Gel yurtsuz Anika. Zahir diplomatizm, serserilik fırlatma tekerle silahlar. Gel kanka sen de. Mitchell'ı kesin alacağız. Bir de Anika'ydı galiba değil mi? Bunlar bir gelsin bakalım. Şimdi avcı sen uza. Sen git sen git. Sen tipini de beğenmedim zaten. Avcının yayları yay özelliği falan iyi oluyor. Boğa. Boğa iyisin boğa gel. Şöyle iki yaptık yoldaş sayısını. <laughs> valimizle beraber. Beş tane de almamız You're lazım. Like. Timuçin seni beğenmedim. Timuçin sen git. Çok hoş değilsin. Timuçin zaten belli değil mi biz? Ben özelliklerine gaza gelip çağırdım You're onu. Dişi kurt Selçuk. Dişi kurt sen harbi dişi kurtsun. Adında gerçekten Selçuk senin bu arada. Bu bakışlardan çok belli. Seni alıyorum ben. Background'un beni ilgilendirmiyor. İyi kılıç kullanabiliyor musun? İyi ata binebiliyor musun? Benim için yeterli. Adını değiştiririz ama. Hızlı şirin. Hızlı şirin. Harbiden şirin bu. Kafası da bir değişik. Neyse. Seni de istemiyorum ya. Sen de çok hoş değilsin. Nerede benim? Maçalım nerede? Maçalı çok beğenmiştim ben. Kafa kıran Oscar. Oscar gel kanka sen de. Sen de tam benim ordumda yer alacak bir tip var. Sana birlik kurdurtmamalıyım. Sen Nordic'sin herhalde değil mi? Nordic aynen. Tipinden belli çünkü. Kuzeyli oldu. Güzel en azından artık tiplerinden insanların nerelerden olduğunu çözebiliyoruz. Gel sen çok iyisin bak sen çok iyisin. Bir de sessiz. Bir de 31 yaşında. Tadından yenmez. Seni de alacağız. Onursuz monursuz bir şeyler dedi ama yıkamadım mevzuyu. Salak saçma bir şeyler yapmış galiba. Well. Anika sen de çok iyisin. Aa Anika aynen. Anika hatırladım okey. Gel. Anika sen de gel. Sizi şimdi salmayacağım ama arkadaşlar. Zahir. Hadi seni de alalım Zahir'i ya. Gel. Bıyıklarını çok sevdim seni. Var mı başka? Yok. Kaç tane yoldaşımız oldu? Saymadım. 6 ya da 7 tamla moş olmamız lazım. Aynen 7 de 7 güzel. Şimdi arkadaşlar. Dişi kurt Selçuk'a birlik kurdurtacağız. Ee, sessiz. Michael, Michael diyeceğim ben buna. Michael diyelim biz. Michael'a birlik kurduracağım. Kafalığı çıkartacağız tabii. Onun dışında iki. Anika'ya birlik kurduracağım. 3. Bir de zahire kurdurturuz. 4. Kafa kıran Oscar'ı yanımda tutacağım. Bu ayda da yanımda tutacağım. Özellikleri de çok iyiymiş bu arada gerçekten. Hepsi düzenmez. Tamam. Ama bunları tabii bir dizmemiz lazım. Üstüne başına ve ayar çekmemiz lazım da ve önce savaşı da bitirmemiz gerekiyor. Şimdi politika da geçiremiyoruz. Kitlendik kaldık. Kitlendik kaldık. Vallahi nasıl bir yol izleyelim arkadaşlar? Ben bu bölümü burada bitireyim. Nasıl bir yol izleyelim? Neler yapabiliriz? Nasıl gelişebiliriz? Vallahi dediğim gibi çıkar yolumuz herhalde Danimarka ile yine savaşmaya devam et. Belirli bir nüfusa ulaşana kadar. Ondan sonra eğer zorlayabilirsek barışı zorlayacağız. Kastilya çok mühim değil çok ileride. İspanya diye biliyorum zaten Kastilya'yı ben. İspanya toprakları diye biliyorum. Şurası Fransa şurası İspanya Portekiz işte şurası şu bölge. Şurası İspanya normalde şurası Portekiz. Lisbon. Aynen. Nasıl, niye savaş açtı hiçbir fikrim yok. Biz açmışız öyle gözüktü kralda korunca. Herhalde birinin kafasını mı aldık, dövüştük mü ne oldu bilmiyorum ama müttefik olabilirler. Da bakalım. Muhtemelen Danimarka ile müttefik olmasından dolayı. Evet, Elaş Danimarka. Danimarka'ya savaş açınca otomatik olarak Kastilya'ya ile savaş açmış olduk. Barış teklif edeceğiz dostlar. Haraç da verebilirsek verelim. Güçlendikten sonra tekrar Danimarka'yı indiririz. Zaten çok kolay Danimarka'yı indirmek. Problem yok dediğim gibi. Yorumlara bekliyorum. Varsa bir fikriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolar seri şeklinde gelmeye devam edecek. Hızlı hızlı atmaya devam edeceğim. Tekrardan günlük olarak atacağım. En azından Bannerlord'u günlük olarak izleyeceksiniz. Diyen arkadaşları görüyorum çünkü yorumlarda. Daha hızlı daha seri gelsin videolar diye. Umarım izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Zamanınıza değmiştir. Videonun başına dediklerimi de lütfen unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.